Merhaba arkadaşlar. Volkan Ziraat'ın hazırlamış olduğu Control Fly Kara Sinek Mücadele ürünü ile ilgili tanıtım filmimize hoş geldiniz. Bugün programımızda sizlere sineklerle mücadelede etkin sonuçlar sağlayan Control Fly ürünü ile ilgili bazı tanıtıcı bilgiler vermek istiyoruz. Control Fly yerli malı bir ürün arkadaşlar. Agita'ya mübadil olarak çıkartılmış bir ürün. Aktif madde içeriklerini incelediğimizde özelliklerini görebiliyoruz. Agita ile aynı etkinliğe sahip bir ürün. Karasinek gerginlerinde kullanılıyor. Kullanıcı grubu uzman personel kullanmadan önce etiketi mutlaka okumanız gerekiyor. Ürün tipi 18 insektisit sınıfında. Evet, son kullanma tarihine baktığımızda 2 yıl raf ömrü olduğunu görüyoruz. Yeni üretilmiş bir ürün. Biz 10. ayın şu an 19. günündeyiz. 19 Ekim ayındayız. 2015 tarihinde bu videoyu çekiyoruz. Bir ay önce üretilmiş bir ürün. Gördüğünüz gibi. Ve 2 yıl raf ömrü var. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı onaylı bir ürün. Üretim yeri burada görülüyor. Ruhsat sahibi adı ve iş yeri bilgileri burada. Üretim yeri de belli. Çiğli İzmir'de üretilen bir ürün. Tamamen yerli bir ürün. Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süre ters etkileri neden olabiliyor. Güvenlik ibaresi ve açıklamasına baktığımızda çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutulmalıyız. Yutulması halinde hemen bir doktora başvurmalıyız. Kabı ve etiketi göstermeliyiz. Çevreye salıverilmesinden kaçınmalıyız. Özel kullanım talimatını güvenlik bilgi formuna başvurmalıyız. Evet, yerli malı 100 gramlık ambalajlarda hazırlanmış bir ürün. Orijinal kilitli kapağı var gördüğünüz gibi. Evet, buradan açılabilen bir etiket var. Ok işaretinden yukarı doğru kaldırdığımızda bir etiket karşımıza çıkıyor. Bu etiketin neler yazıyor bakalım. Control Fly ergen karasinek mücadelesinde kullanılabilen ani ve uzun etkili 45 gün etkili bir insektisit. Uygulamanın etkinliğini artırmak için karasinek bir dakika, okumamız yarım kaldı. Etkinliği artırmak için karasinek ürünü yiyebilecekleri yüzeylere uygulama yapmak gerekmektedir. Yani bir nevi karasinek yiyeyim arkadaşlar bu ürün. Bu nedenle uygulama için karasineklerin dinlenme alanları, güneşli duvarlar, pencere ve kapı çerçeveleri seçilmelidir. Spreyleme yönteminde 100 gram Control Fly 80 mililitrelik ılık suda karıştırılmalı. Elde edilen karışım 40 metrekare alana sprey şeklinde püskürtülmelidir. Uygulamanın etkisi 45 gün devam eder. Uygulama yapılacak spreyleme cihazın önce tasfiye edilen su ile doldurunuz. Sonra Control Fly ekleyerek iyice karıştırınız diyor. Uygulamaya 30 dakikadan fazla ara verilirse tekrar uygulamaya başlamadan önce karışımı iyice çalkalamamız gerekiyor. Kirli ve yeni kireçlenmiş alanlara uygulama yapmaktan kaçınmalıyız. Hayvanların ulaşabileceği ve yalayabileceği yerlerde uygulama yapmamalıyız. Boyama yönteminde 100 gram Control Fly 65 mililitrelik suyla karıştırılır ve bu karışım 40 metrekare alana aynı harekette de olduğu gibi fırçayla uygulanır. Uygulama 10 metreye 10 santim 30 santim ebatlarında bant şeklinde 5 noktada yapılabilir. Boyama uygulamasına uygun olmayan yüzeyler için uygun uygulama karton veya polietilen malzemeden yapılmış parçalara yapılır ve tamamen asılarak uygulama tamamlanır. Uygulamanın etkisi 40 gün devam eder denmiş. Evet, Control Fly ürününde zararlı türüne göre formülasyon şekline, ürün tipine göre uygulama oranlarına bakalım. Zararlı türü ergen karasinekte kullanılıyor demiştik. Uygulama alanı ve şekli, sulandırma oranı ve miktarlarını burada uygulama aralığı olarak görmekteyiz ayrıntılı bir şekilde. Yine etiketimizin arka yüzünde ortaya çıkan ilk yardım önlemleri var. İlk yardım önlemlerini de net bir şekilde burada görmektesiniz. O kadar küçük yazılmış ki ben zor okuyorum. Şu an büyütülmüş videoda izliyorsunuz.
Evet, zehirlenme belirtileri. Kadrajı yakınlaştırdık. Mikroskopla okuyor gibi zaten şu an. Letal doz değerlerine baktığımızda LD50 değerleri thiamethoxam içeriyor. LD50 değeri 1563 mg bölü kilogram. Letal doz değeri ne kadar fazla ise zehirlik derecesi o kadar yüksektir. Bunu biliyorduk. Zehirlenme belirtilerinde de halsizlik hissedebiliriz. Yüzde yanma, deride kızarıklıklar hissedebiliriz. Karıncalanma hissi yaşayabiliriz. Solunum güçlü konvülsiyonlar görebiliriz. İlaçlamalarda sık rastladığımız elde ve yüzde yanma, karıncalanma hissi, kaşıntı hissi arkadaşlar. Buna dikkat edelim. İlaçlama yaparken yüzümüzü siperlik kullanmamızda fayda var bu üründe. Elimize eldiven giymemizde fayda var. Veya tam yüz maske kullanmamızda fayda var bu ürünleri uygularken arkadaşlar. Ürün ambalajı açıldıktan sonra 6 ay içinde tüketilmelidir. Evet, Control Fly ürününde bazı bilgilere vermeye devam ediyoruz. Ürün ambalajı açıldıktan sonra 6 ay içinde tüketilmeli. Ürünü oda sıcaklığında kuru bir ortamda orijinal ambalajını muhafaza etmemiz gerekiyor. Ürün tavsiye edildiği şekilde muhafaza edildiğinde raf ömrü 2 yıldır. Zehirleme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi UZEM'in 114 nolu telefonunu aramamız gerekiyor. Ürünü kullanırken, depolarken dikkat edecek hususlara baktığımızda deri, yüz ve elbise ile temastan kaçınmamız gerekiyor. Tozları solumaktan kaçınmamız gerekiyor. Orijinal ambalajını yiyecek ve yemlerden ayrı depolamamız gerekiyor. Arılar içinde toksik etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Evet. Gördüğümüz gibi arkadaşlar yeni bir ürün olan Control Fly ürünüyle ilgili bazı bilgiler size vermeye çalıştık. Evet, burada görüldüğü gibi kara sineklerle mücadelede etkin sonuçlar veren 100 gram ağırlığındaki bu yeni ürünümüzü sizlere sunmaya çalıştık. Control Fly Volkan Ziraat'ın hazırlamış olduğu yeni bir kara sinek mücadele ürünü programımızı izlediniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle iyi günler dileriz.